çevre kirliliği, bu ekolojik bozuntuyu. Buna sebep olan sadece şurada arkamızda gördüğünüz zaman kanalın akmasından bu kayı. Şimdi eğer bu kanal kapatılırsa bu yukarıdaki köylerden gelen bu çerçöp, pislik, bu diğer malzemelerin hepsi orada kalacak ve kanaldan dolayısıyla buraya ulaşmayacak. Zaten kanal kapatılırsa oradaki köylerin de büyük bir avantajı olacaktır. Çünkü buradan gelen suyun kendi tarım arazilerinde kullanılmasına sebep olacaktır. Bunun haricinde zaten baktığımız zaman bu çerçöpün buraya gelmesinin tek sebebi kanal. Ve bunun da asıl sebebi burada mesela dün büyük bir yağmur fırtına oldu. Köylünün atmış olduğu, kapısına bacası atmış olduğu bu çevresel atıklar bu fırtınanın etkisiyle doğruca kanala geliyor. Kanaldan da göle gelmiş oluyor. Yani kısacası kanal kapatılmış olursa şu göldeki bu çevre kirliliği, ekolojik bozuntu bitmiş olacak. Gölü kurtarmış olacağız. Ve kanal kapatılırsa çevresel köylerdeki insanların da tarım arazileri sulanmış olacaktır. İsminizi buyurun. Selçuk Avcı. Eski muhtarsınız. Evet. Bu suyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu suyun Çıldır Gölü'nü kirlettiğini söylüyorlar. Bu suyun gitmesinden yana mısınız, değil misiniz? Yana değiliz. Çünkü Çıldır Obası kocaman bir oba. Yani patates olur, pancar olur, arpa çayı da yetişir. Burada niye yetişmesin? Havuç olur, turp olur, silajlık mısır olur. Her şey olur. Vatandaş arazisini sular. Bizden aldılar suyu, arpa çaya verdiler, göle verdiler. Yani Çıldır'ın sahipsiz olduğu oradan da belli. Bir dön abi obaya bir bak. Kaç köy var? 9-10 köy var. Aşkşehir'in Çıldır'ın en büyük köyü. Güven Ocak, Taş Değirmen. Artı çayır sulaması da şey oldu. Otun kilosu 1400 lira olup biz hep dışarıdan yonca saman alıyorduk. Antep'ten, Urfa'dan saman getirirdik. Bu çayırlar sulansa dönüme çıkar 1 ton ot. Şimdi dönüme çıkar 100 kilo. Sulama kanalları yapılsa bizde de arpa çayı gibi. Hani pancar da ekebiliriz. Pancarı boş ver. Biz hayvancılık yapıyoruz. 9 ay kışımız var. Karın altında hayvana yem yediririz. Yonca eker, sularık, 2-3 kez biçerik, pancar ekerik. Hatta silajlık mısır bile olur burada. Silaja olur. Yetişmeye belki iklimi el vermez ama silaja olur. Hani kışımız uzun. Bize hayvan yemi her şeyden değerlidir. Bize ot zaman hepsinden üstün. Ot daha üstündü. Çünkü ot yem de istemiyor. Saman aldık mı yanına bir de yem alacağız. Arpanın kilosu 2,5 lira olur. Balı şu an 130 yem. Lira. Biz 50 kiloluk yemin. Hani tonunu hesap et. Hepsi bize maliyet. Maliyet düşer, Çıldır'ın maliyeti düşer, dışarı bağımlılık azalar. Binlerce çayır susuz kaldı, binlerce tarla var orada. Aşkşehir'in tarlasına patates ekilse tüm Türkiye'ye yeter. Sadece Aşkşehir'in tarlası Doğu Anadolu'ya yeter patates. Kar suyu... Bu suyu görmeyen çayır zaten iyi bitirmez. Bu bulanık su gidecek bir çayıra. Mutlaka çayırı görmesi mutlaka gerek. Bir çayırı görecek. Bu suyu görmedi mi bundan sonra bağlanan suyun fazla bir hayır olmaz. Yani sadece kurağa kıyırlar ama bu su gitti mi gübresini de alacak. Evet hocam, hangi köylüsünüz? Bu ben, hangi köy? Bu. Karakala köyün burası. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben emekli öğretmen Bahattin Özcan. Tarım, bu, hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu kanalın ilk çıktığı evet, köy diyebiliriz değil mi? Suylarının ilk toplandığı yer Taş Değirmen. Karakale, asıl buranın en güçlü suyu gelen Karakale. Alabalık Deresi olarak geçiyor bazı haritalarda. Bir de Taş Değirmen Deresi'nden gelen suyun aktığı ova. Eskiden burada muazzam bir verim vardı. Muazzam. 76'dan sonra getirdiler bizim bu suyu tünelle, kanalla, cambaz üzerinden şeye kadar göle döktüler. Neymiş? Göl kuruyor. Şimdi asıl gölü kurutan bu su şimdi. Çünkü dağdan gelen su kar erimesi şeyi sürekli erozyon getiriyor. Sürekli. Şu erozyon nereye gidiyor? Eskiden tarlalara geliyordu, alüvyum getiriyordu. Tarlalara gidiyordu, verim artıyordu. Ve o günden bugüne bu tarlaların hepsi kurak. Ve sahipler de çoğu çekti gitti İstanbul'a. Hepsi gitti kuraklıktan. Şimdi hocam, bu su gölü gerçekten besliyor mu yoksa hiçbir faydası olmuyor mu? Bu suyun getirisinden çok göle götürüsü çok. Çünkü suyu getiriyor ama altını da dolduruyor. Çünkü erozyon gidiyor, alüvyon gidiyor göle. Peki su gölü seviyesinde doğru. Bir şey var su mı? Su seviyesi sürekli düşüyor. Çünkü niye? Göl ayağından Ermenistan'a doğru çok su akıtıyorlar. Biz gözümüzü açtık göl her sene 4-5 metre daha sığ oluyor. Yani bu şeyin faydası yok göle. Ne kadar faydası da olsa her yıl 1 santim alüvyum tutsa her yıl 1 santim
bir santim taş toprak götürse, ki götürüyor, gölün altı doluyor, gölün altı doluyor güzel kardeşim. Şimdi fayda yerine zarar. Buradan hayvan gübresi de gidiyor, pislik de gidiyor, köydür, dağlardan gelen, hayvan ağırlarından gelen su var. Şimdi Çıldır Gölü içilebilen bir sudur. Şimdi götürüyor hayvan pisini göle döküyor. Ha, siz gölü koruyayım derken gölü daha çok perişan ediyorsun. Şimdi çıkışına bakın, yemyeşil hayvan pisliği. Toprak, taş, toprak, arazi yok. Şimdi amaç ne? Hem burada çiftçi perişan oldu. Şu gördüğünüz arazinin %90'ı, bakın belli şimdi şey artmış, sel korkmuş, her tarafta su gözüküyor. %90'ı sulanıyordu. Şimdi bir tane tarla, bir tane çayır sulayamıyoruz. Biz şimdi neyle suluyoruz biliyor musunuz? Yağmurlama sistemi. Köylerin suyu kurudu. Şimdi bize tarım mı lazım yoksa Ermenistan topraklarının suyu mu lazım? Buranın suyuyla arpaçay sulanıyorsa buradaki insan değil mi güzel kardeşim? Burada insan. Şimdi gölün kirletiyor bir, gölü dolduruyor iki, buradaki insanlar göç edip gidiyor üç. Şu arazinin olanın %80'i göçmüştür. Bak şu arazinin sahiplerinin %80'i göçüp gitmiştir. Burada öyle ot olurdu, öyle arpa buğday olurdu ki inanamazsınız. Şimdi hepsi perişan. Hepsi daha fazla 5 sene sonra onlar da gidecek. Şimdi buradaki şey, bu su niye vardı? Yaratan öyle bir dengede yaratmış ki burayı. Köy kurmuş gelen, tarlasını sulanmış, çayırın toprak demiş, vatan demiş, tutunmuş. Suyu götürüyorsun arpaçaya. Buralar kuru. Bu taş değirmen de, bu taş değirmen de köyünde. Çıldırın en büyük köyüydü bura. Şimdi bakın hiç kimse kalmamış. 50 hane. 50 hane kalmış. Niye? Arazini sulamıyor ki bu adam. Biz diyoruz ki o derenin önüne bir baraj kursa, taş değirmenden gelen bir baraj kursa, o suyu, kar suyunu toplasa, o bölgeyi sulasa, bu insanlar da verim alsa, toprağına sarsa daha iyi olmaz mı? Herkes diyor, yani her şeyi burada diyor, göçün, gidin burada, durmayın. Göçün burada, yeter burada durmayın, terk edin bunu. Ha, kim gelecekse onu da anlamıyor. İşletmelerimiz faaliyete geçiremiyoruz. Hayvancı hayvancılıktan memnun değil, tarım tarımdan memnun değil, üretici üretiminden memnun değil. Etkilendi, taş değirmen etkilendi, cambazın bir kısmı etkilendi, aşık şenlik etkilendi, güven ocak etkilendi, eşme pınar etkilendi, çıldır etkilendi. Eskinin çıldırın girişinde bir su olurdu, her taraf göl gibi. Ondan sonra o sular çekildikten sonra orada verim olurdu. Şimdi çıldırın üstüne, eşme pınarın, çıldırın, güven ocağın çayları biçilmiyor, su yok ki. Evet, sizi tanıyalım önce. Hangi köy burası? Damlıca köyü. Bu kanalın zaten suyunun gitmesini istemiyoruz. Gölü kirletiyor diyorlar ama bizim de arazimizi, şu çayırlarımızın suyunu kesiyor. Şu anda kirletebilir tabii ki. Köyden gelen hayvan afyonları, başka şeyler, yağmur sularıyla gidiyor. Bu suyun arazinize akmasını mı istiyorsunuz? Tabii ki. Arazimize akmasını istiyoruz. Önceden akıyor muydu? Çok önceden atıyordu. Bu gelen gördüğümüz sular direkt bu Çıldır Çukuru'ndaki bütün köylerin çayırlarını suluyordu. Şu anda yetersiz. Tam su gitmiyor yani. Verim alamıyor. Şu anda görüyorsunuz. Dağlardan gelen topraklı sular hep göle gidiyor. O da doğal olarak gölü kirletiyor. Hayvanlar içindeki suları falan ister istemez akıyor yani. Yapacak hiçbir şey yok. Nasıl yani? Göle faydası yok mu? Yok tabii ki. Su kaç yıl öncesine göre düşmüş, bayağı bir düşmüş. Yani bu su belki de arpa çayı falan sulama yapıyor. Hani bizim buranın sularını alıp daha göle döküp oradan arpa çayı sulama yapıyor. Ama bizi burada mağdur ediyor bu kanal. Gitmesini istemiyoruz. Evet, dinleyelim. Şimdi Suat Bey, bu kanal bize çok uzak bir yerde. Yani kanalın üzerinde yerleşim pek nadir, az birkaç ev var. Şimdi suçlamalarda bence yersiz, çünkü bizim kanalı kirletme gibi şansımız yok. Artı kanalın bize zararı var. Ne gibi zararı? Şöyle diyeyim, yazın hayvanlarımız telef oluyor. Bakın, kanalın alt tarafı komple köylünün ekim biçim alanı, çayır, merra. Bu kanalın gitmesi bizim zararımız oldu. Koskocaman arazimiz şöyle oldu, susuz kaldı.
Yani normalde bizim şikayetçi olmamız lazım ama bu kanalın bize de hiçbir yararı yok. Ama bu zorlu inşaatın şikayetine veya şeyine gelince yersiz bir şikayet olmuş. Ha, gerekirse biz bu kanal hakkında davacı oluruz. Olmamız da gerekir. Çünkü hayvanlarımız telef oluyor. Arazimiz çorak oldu. Yararlanamıyoruz sudan. Yani bize daha çok zarar var. Diyeceğim bu kadar. Artık bu çıldır gönlünde bu kanalın bir faydası yok. Buradan su girip diğer taraftan çıkıyor. Herhangi bir artış falan da sağlamıyor. Taş Değirmen, Karakale, Damlıkan, Karıkambaz, Aşağı Kambaz, Aşıkşehir, Güven Ocak, Saymalı, Eşme Pınar, Çıldır. Bu ovanın suyunu götürmüşler, şeye döküyorlar, göle. Artık göle de hayrı olsa bizim başımız üstte. Niye? Çünkü her zaman lağım suyu, ötesi, berisi, hayvan gübresi hepsi gölde. Doğal balıklar yok oldu gölde. Hepsi bu kadar yani. Hayvanlarımız gitti o sudan. Geçen yıl kaç tane inek gitti, bir tanesinin parasını ödemediler. Artı kanala mı düştü? Tabii ya, çobanlar ödedi. Garibenler buraya gelmişler. Hak alması için buraya çobanlığa geliyorlar. Para götürmesi için, çocukları için, rızkı götürmesi için hayvanlar... Fırtına, yağmur yağdı, fırtına esti. Hayvanlar kanala düştü. Kanala düştü, çobanlar ödedi cermesini. Biliyorum. Siz ne diyorsunuz? Ben de aynı görüşteyim hemen hemen. Nasıl diyeyim ben sana şimdi? Şu aşağıdaki çayırlar filan. Bu kanal buraya yapıldığından beri orası hiç bitmiyor. Bizim de çayırlar filan var. Yani bu köye bayağı bir zararı var. Veya diğer yandaki köylere. Yani göle dökülüşü gerçekten doğruya berbat bir akıntı gidiyor yani. Diğer köyler bilmiyorum da köyde. Bizim köyde altyapı yok. Nasıl? Çıldır Gölü de dünyada eşi benzeri olmayan bir güzelliğe, nasıl diyeyim, bir doğaya sahip bir göl. Da bu yörenin insanları o gölün kıymetini bilmesi lazım. Her şekilde yani. Söyleyeceklerim bu kadar. O kanalın oraya müthiş derecede zararı var. Selamünaleyküm. Seni dinliyorum. Merhaba. Şimdi kanal bizim köyün üstünden geçiyor. Hemen önümüzü kesmiş. Köyümüzün hayvanların yolu geçişi köprüden geçer ya. Hı hı. Geçtiği zaman geçen sene benim 4 tane hayvanım şu kanala düştü. Zorla çıkardı, o hayvanlar da iyi olmadı. Burada çocuk düştü kanala. Gitti zorla kurtardı. Yani bunu bir çare bulmadılar. Gerçekten çok zararlı var bizim köylere. Yani hem maddi yönünden de manevi yönünden çok zararlı var. Yani göle de hiçbir faydası olmadı. Tamam, bütün atıklar, pislikler hepsi göle taşındı. Gölün de güzel doğallığı bozuldu. Biz önceden çocuktuk, gidiyor gölde kancayla balık tutuyorduk, şu anda torna çıkmıyor. Evet. Yazık yani, bu memlekete bir sahip gerek. Bu memleketin kıymetini bilmek gerek. Buna da hiç kimse, hep göz yumdular, sattılar. Olay bu. En azından, hep göz yumdular. Pardon, en azından yani önlem açısından kanalın üstünü buradan ta göle kadar kapatmalar da gerekiyor aslında. Betonla, bir perde betonla. Kapatırlarsa o sular akar mı? Kapatılır. Akar, dereler var. Baştan dereler. Yani ben devletin zekasına mi? Benim zeka o kadar erişmez. Bir ızgara koyabilirler. Nasıl diyeyim yani, o göl bitişiğinde, şu tünel çıkışında hayvanların falan göle dökülmemesi için. Yani atıkların. Ya koysa ne olacak oraya gidene kadar öyle. Ya ölmesini demiyorum ya. En azından gölü korumak amaçlı diyorum yani. Yani buradan hayvanlı eşi her türlü mamül gidiyor göl. Dünya kadar ıgdırın verdiği yonca artı mısır ekilir. Biliyor musun? Evet. Bu ovada. Mısır ekilir. Bu suyla mısır ekilir. Bu memlekette bu su olmadığı için mısır ekilmiyor, biliyor musun? Versinler bu suyu şeye. Bu ovaya versinler, mısır eksinler vatandaş. Hayvanlar, burası hayvancılıktır. Hayvan üretiliyor burada. Hayvan yetiştiriliyor. Versin mısır ekelim. Suyu versin mısır ekelim tarlalara. Bir ovadır, bir çıldır ovasıdır. Burada aşağı yukarı bir Çukurova'nın yarısı kadar adı. Evet muhtarım. Merhaba Suat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Aşıkşehir'in mahalle muhtarı Dural Karahan. Bugün burada bulunmamızın sebebi dün basında yansıyan videolar, haberler. Onun üzerine bugün burada sizin de sayenizde buraya geldik. Şu gördüğünüz dağlarımız Ermenistan ve Gürcistan sınırında olan dağlarımız, Türkiye'ye ait olan dağlarımız.
Burada bahar aylarının gelmesiyle birlikte eriyen karlar dolayısıyla ovamızı suluyordu, ovamızı besliyordu. Ama dün de bahsettiğimiz gibi 80'li yıllarda alınan bir karar sonucunda, yanlış bir karar sonucunda bu su maalesef ki şu gördüğünüz tüneller, kanallar aracılığıyla Çıldır Gölü'ne verildi. Çıldır Gölü'ne verildiği gibi Çıldır Gölü'ne hem zarar verdi, kirletti, yapısını bozdu, Çıldır Gölü'ndeki potansiyeli düşürdü. Hem de şu tarafta gördüğünüz Aşıkşenik Merkez, Çıldır Merkez, Aşıkşenik Ovası ve 9 köyle beraber ovanın tamamını kuraklamadı. Ovanın susuzluğa mahkum bırakılmaması için tek yol bu suyun kanal aracılığıyla göle, Çıldır Gölü kirleniyor. Turizmin gelişmesi için uğraşırken bir yandan kendi elimizle kirletiyoruz. Ayrıca dün Sayın Valimize yaptırılan bir röportaj yanlış lanse edilmiş olsa gerek ki Sayın Valimize köylerin gölü kirlettiği söylenmiş. Ve köylerin köyü kirletme şansı yok. Çünkü biz kıyametten beri 1000 yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Öyle bir şey yapma şansı yok. Köylerin zaten kendi çoğusunun kanalizasyonu olmayan da kendi kuyusunda besliyor. Ama gölden gelen, dağlardan gelen o gübreli su yoğun bir şekilde gelince, suyun şiddeti fazla olunca onu tamamen kanal aracıyla göle gidiyor pislik. Göl, o kanal olmasa o gübre de bu ovayı tamamen besleyecek. Suyun ötesinde bir de gübre görevi yapmış olacak. Yani sonuç itibariyle hepimizin ortak aklı, ortak düşüncesi en azından suyun tamamı da verilmese, 2/3'ünün bu ovaya verilmesi, bölge insanının hem maddi olarak katkı sağlayacak, hem kuraklığı, hastalığı etkileyecek, engelleyecek, hem de Çıldır Gölü'nü korumuş olacağız. Yani yapacağımız iş aslında çok basit ama nedense yıllardan beri bu konuda etkisiz kalıyoruz. Evet muhtarım, sizi tanıyalım. Merhabalar Suat Bey, Yakın Su Mahalle Muhtarı Lokman Gündoğdu. Bu geçtiğimiz günlerde geçen haberlerde de çıktı zaten, CNN Türk ekranlarında çıkmıştı o şey. Gölü, köylerin gölü kirlettiği diye bir bahs geçti. Bunda Zorlu Enerji diye bir firma varmış artık, çok bilmem. Onlar söylemiş, bizim hayatta imkansız olan tek şey var. Buraya yetişmemiz bile imkansız bizim. Yani bir köylünün burayı nasıl kirletebilir? Dere var burada, görüyorsunuz, kanal var. Sonra bu kanalın biz Arpaçay'a ya da başka yere ya da Çıldır Gölü'ne gitmesini istemiyoruz. Bize zararı var. Biz burada tarım ve hayvancılığı bir arada yapan insanlar olarak gitmesin diyoruz. Çünkü bunlar bizim buradaki 11 köyün, Çıldır Merkez'de dahil olmak üzere 11 tane köyün ot ihtiyacını karşılayan, çünkü gördüğünüz ova, çayırlar. Çayırlar gübresiz kaldığı için kurudu, kuraklıkla yüz yüze kaldı. Yani bildiğiniz kurudu. Ama şu saatten sonra biz de diyoruz ki, yetkililere de sesleniyoruz burada, sizlere de, gazetecilere, büyük işçilere. Bunu lanseydin, bunu söyleyin herkese abi. Gördüğünüz üzere su, yarın öbür gün bu su bitecek, şu akıntı var. O bittikten sonra yine kuraklıkla yüz yüze kalacak bu memleket. Peki Çıldır Gölü'ne faydası mı oluyor, zararı mı oluyor muhtarım? Zararı oluyor çünkü bizim yaylalardan gelen suyumuz var burada. Yani kar suyu. Bu da yoğun geldiği için işte pislik, gübre, bize faydası olan, göle zararı olan atıkları taşımaktadır. Göle zararı var bunun yani. Gölün seviyesinde bir değişiklik oldu mu? Yok, hiçbir değişiklik yok zaten. Gördüğünüz gibi değişiklik sadece pislik var. Başka bir şey yok, affedersiniz. Kenarlara gittiğiniz zaman bu da yani milletle, vatandaşla, köyle alakalı bir şey değil. Bu yayladan gelen organik gübreler var. İnorganik diyelim ya da organik diyelim. O gübrelerin de aşmasıyla, taşınmasıyla göle dökülüyor. Göle zarar veriyor ama bilakis tam tersi, bize faydası olan gübreler göle gidiyor, göle zarar veriyor. Yani bunu bir doğrulaştırmak lazım diye düşünüyorum ben. Milletin yetkili ne bir atık attığı var, ne bir göle pislik döktüğü var, böyle bir şey yok. Bunlar asılsız haber. Yani böyle kendi başına kimsenin bir şey üretmeye hakkı yok. Çıldırı ya da gölümüzü ya da bizleri lekelemeye hakkı yok.